Merhaba arkadaşlar, Shoti Game'e hoş geldiniz. Bugün o beklediğiniz, o beklenen video geldi. Bugün yıldız biletini tam anlamıyla tamamladım. Eto'yu aldım. Ama Eto'yu alırken diğer gelen oyuncuları da hepsini biriktirip size tam anlamıyla yıldız biletini göstermekten ihmal etmedim. Şu an ben de Eto'yu gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl bir oyuncu, ne olacak, benim takıma nasıl bir uyum sağlayacak? Şu teke tek serisine başlamadan önce tam bir karşı atak takımı yapmıştım. Ona göre tasarlamıştım takımı. Ama şimdi bütün planlar değişti. Sizlerin yardımıyla bunun da üstesinden geçeriz. Öncelikle hemen şu iki tane altın oyuncudan bir Messi çıkarmamız yok mu deyip bir transferi atalım. Ama oyun bugün gerçekten acayip bir lag var oyunda. Bir sıkıntı var. Bu arada emülatörden oynuyorum şu an için. Yani açamadan emülatör patladı. Bizde olayla bitti. Ben de gittim bu arada tıraş oldum. Hadi o zaman şimdi yıldız biletindeki hem transferleri hem Eto'yu alalım. Sonra da Eto'nun durumuna bakalım. Şu an tam olarak yıldız biletinde 115. seviyeye geldik. Biraz geç geldim ama bu aralar birazcık dalgınız. Yani oyuna çok fazla yapamıyoruz. Şöyle bir atalım. PES videosu hazır. Yarın montajı olup inşallah yarına yetişemezse yarından sonra kesin yetişecek PES videomuz. Ve şu an artı 89'dan çıkacak her adam inşallah takas, yani en azından takas maç yapacağız ya, kadroya uygun filan olur. Vieri gelir yine diyor. Ulan ne işi var Vieri'nin burada be? Geliyor çocuk. Çocuk geldi. Vallahi bir şeyler geliyor. Meo Hollandalı PSV, hiçbir şey uymaz. Hiç uymadı hiç. Yani bunu ben takasta kullanamam, bir bok yapamam. Ne yapacağım lan ben, bu adamı böyle bir adam verdim bana be. Mene gelecek inşallah dediler ama hiç alakasız bir adam geldi. Bak, moral bozmak yok. Morallerimizi bozmayalım. Çünkü neden biliyor musunuz mu? Onu da size söyleyeyim. Şu müziğin sesi rahatsız edici düzeyde mi bilmiyorum. Onu o yüzden 3'e doğru alayım. Tamam, 2'de kalsın ya. Çok da gelmesin yani. Böyle alttan hafif duyulsun yeter. 93'ü açıyorum. 93'ten çok güzel adamlar bekliyorum arkadaşlar. Siz de düzgün adamları yazın. 93'ten kaç gelir Shoti'ye? 93 mü, 94 mü, 95 mi? Ya da siz mesela aldınız mı mesela? Bu açtınız mı? Bu seviyeye geldiniz mi? Size 93 açtığınız paketten ne çıktı? Onları da yazabilirsiniz. Yorumlara ya da chat'e. Nuno Mendes diyor şu an chat anlık olarak. Basıyorum. Ronaldo'yu alamadık. Bari bunu alalım ya. Kış. Ne yapayım? Kış. Basıyorum. Ne yapayım? Mene. Sana Rodriguez. 1, 2, 3, tak. Hadi yavrum, şov yapalım. Geliyor. Yollar mollar, aman aman. Allah senin cezanı verecek ya. Oğlum en dandik adamı. Ulan hiçbir işimize yarar. Lan takasa koysaydı. Gerçi bu Bundesliga takasında. Yapma be abi. Yapma be abi be. 4 milyonluk adam verdi. En kötüleri verdi be abi. En kötüleri verdi yine be abi be. Yedin bitirdin lan bizi oyun. Ciğerlerimize kadar... Ciğerlerimize söktü. İliğimizi kuruttu bu oyun bize ya. Allah Allah ya. Beyler, beklenen an geldi. Şu an Shoti kardeşiniz. Namı değer. Kara Yıldız Eto'yu alabilecek mi? Bakalım. Eto. Yıldız biletine 3 kalmıştı. Oradan 100-100-200. Oradan da 350. 550 alacağım. Alabileceğiz mi, alamayacağız? 2-4-600'e alıyoruz ama alabileceğiz mi? İşte sonunda Eto artık Shoti ile buluşacak. Hem bakalım Eto'da, Eto'yu aldığımız zaman nasıl olacak? Ne yapacak? Ne edecek bu Eto? İyi midir? Kötü müdür? Nasıldır, hep beraber göreceğiz. Ki muhtemelen sizin aranızda Eto ile oynayan vardır. Ama biz bakalım. Ben gerçi 4-2-4-2 taktiğiyle oynamak istiyordum ama şimdi teke tek serisine girdiğimiz için yıldız biletlerini bir toplayalım bakalım şimdi ne olacak. Evet, 100'ü buradan kapattık. Şuradan da bir 100 kapatalım. 200. Bir sıra attık. Bir sıra daha atacağız. Yapacağız mı lan bu işi? UTOS görevleri, görevler tamamlandı. Günlük yıldız bileti görevleri tamamlandı. Şunu da bir açalım. Vallahi çok merak ettim şu an. Eto ne durumda gelecek, nasıl gelecek? Şuradan bir 350'yi de alalım.
Ondan sonra yavaş yavaş takaslar makaslar derken bu işin sonu nereye gider bilmiyorum. 350. Artık Şoti'ye büyük ihtimalle gelmişken şu Tots'u da alalım. Buradan 500-600 yedek fişi bilmem ne cartçurt filan. Bunu da bir kapatalım. Artık Eto'yu aldık. Bizim için de etkinlik bitti. Artık son takasımız var. Takasları da birlikte yapalım istiyorsanız. Yıldız biletine girelim. Üçü de açılmış olsun. Şoti! Kuman ve Eto artık bizlerle ve onun yanında bayağı bir şey de lazım ha. Etkinlik bileti de aldık. Önce Kuman'ı alalım. Yavaş yavaş. Kuman'ı satmalı mıyım? Sizce yorumları bekliyorum. Kuman'ı satayım mı yoksa Kuman dursun mu? Bu da ne adamdı ya. Ben bunu hatırlıyorum bunun stoperliğini ha. Çok manyak bir stoperdi bu ya. 3.800.000. Aslında 94 gene göre biraz uygun kalabilir. Böyle teke tekte filan Eto'yu filan kullanıyorum. Puyol'u kullanıyorum. Puyol'un yerine bunu kullanabilirim. Ve Eto! Hayvan gibi bağırıyor. Çok severim böyle adamları ya. Eto geldi. Acaba Eto'yu şoticik ne yapacak? Nerede deneyelim? Nasıl deneyelim Eto'yu? 3 milyon coins'i de aldık. Eto reis'tir ya. Eto reis'tir. Şimdi 2 tane adam aldık. Zaten bizim 250 milyon takım değerimiz var. Benim Eto'yu alırken yapacağım taktik şuydu. 4-2-4. Gerçi bununla da şey oynayacağız. Şimdi 4-2-4 taktiğine geçip genimin muhtemelen 114. seviyeye getirecektim. Reyos'u satacaktım, Eto'yu oynatacaktım onun yerine. Bakalım nasıl yapayım, nasıl dediğim, ben bu işten nasıl kurtarayım kendimi. Eto'muzu takıma koyduk. Şu an karşı atak takımı yaptığım için Eto'yu karşı atakta deneyeceğim. Kadromda bir değişiklik göreceksiniz. Rafael'i aldım kadroya ama bu kadro daha da değişecek. Ve ilerleyen videolarda bu Rafael buraya nasıl geldi, sonra ne oldu hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Şu an kadrom bu. Kadromda yine bir gen yükseltme, yine bu Tots takası makası derken bir sürü video gelecek. Şimdilik hemen ben takımını geçeyim, hemen karşı atağa geçeyim. Karşı atakta görüşeceğiz. Şu an karşı atakta zaten çok başarısızmışım ya. 860 puanım varmış. Belki karşı atakta da neden biz en üste gitmeyelim. Bu arada benim fırsatlarım daha iyiymiş. Hala eminatör üzerinden o joystickle oynuyorum. O yüzden karşı atakta birazcık sıkıntı yaşayabilirim. Tablette şu an mümkün olmadı çekmem ama bir sonraki videolarda mutlaka tabletle devam edecek diyebilirim size. Şu an bu takım tam anlamıyla bir karşı atak takımı arkadaşlar. Rakip zayıf abi. Gerard'ı var, Makalelis'i var, Veron'u var. Benim buna yenilme şansım yok ya. Önemli olan size burada Leo'yu göstermem lazım. Yani Leo'yu değil de Eto'yu göstermem lazım. Leo'yu zaten daha sonraki videolarda Leo ile ilgili detaylı bir video yapacağım sizle. Bu arada siz karşı atakta neredesiniz ya? Efsanede misiniz? FIFA'ya çıkan var mı arada? FIFA'ya çıkmak için ne yapıyorsunuz? Karşı ataktaki benim oyuncularım gerçekten çok iyi adamlardır mesela. Leo da bunlardan, Rafael de bunlardan biri yani. 2x5. Hemen hemen bütün takım forvetlerin dışında hepsi 2x5. Bu arada Eto'nun ilk pozisyonu geldi. Eto şu an çatır çatır vuruyor abi. Fernando Torres tekrardan Leo'ya geldi. Torres de Eto'nun yerini bir sonraki maçta değiştireyim. O yüzden daha fazla pozisyon gelsin. Çünkü hep Rafael'e toplar geliyor. Rafael de çok iyi olduğu için Eto'nun pası. Mesela burada ben Esebio ile kullanırken, Esebio'yu soran arkadaşlar vardı aranızda. Esebio'nun pas konusunda biraz sıkıntılı olduğunu şahit olmuştum. O yüzden şu an ilk attığım pasta pek bir problem yaşamadım Eto'yla. Ama yapacağımız ikinci maçta Eto'yla yerini değiştirdiğimiz zaman Torres'in daha farklı, daha böyle zayıf ayağıyla ne yapabiliyor filan hepsini göreceğiz. Şu an gördüğünüz gibi Leo gerçekten efsane ya. Leo çok iyiymiş. Biz de Dembele ile buradan şöyle bir şut vuracağım dedim. Hop. Dembele ile artistik bir şut vuracağım dedim ama olmadı. Eriksen harika bir pas attı Eriksen ve ona 9 rahat bir galibiyet oldu. Tabii Eto'yu ilk maçta neler yaptığını şahit olamadık. Ama hemen takımı bir düzenleyelim.
Hemen Eto'nun bu arada hemen Eto'muzu alalım. Bu arada arkadaşlar hazır video durmuşken siz de fırsattan istifade bana destek olmak için lütfen like atıp yorum atıp videomuza abone, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle hemen ikisinin yerini değiştirelim. Ki bu arada Eto'yu ben değerlendirirken gördüğünüz gibi gem basmadım. Gen basmadığım için gensiz şeklinde Eto'yu değerlendiriyordum. Bunu da lütfen kaleye alınız. Yani eğer Eto'yu istiyorsanız. Eto ile ilgili şöyle bir kritik bir noktayı da size sunmak isterim. Benim tahminime göre şu an 98 genlik forvetlerde Eto'nun fiyatı inanılmaz derecede düşük. Gerçekten çok düşük Eto'nun değeri. Benim ön sezim diye söyleyebilirim size. Eto'yu zaten satmadığımdan bunu anlayabilirsiniz. Eto'nun değerinin yıldız biletinin sonunda, bitiminde ben artacağına inanıyorum. O yüzden Eto'yu bu paralara satmak istemedim arkadaşlar. Siz de eğer Eto'nun elinizde varsa yani benim gibi Eto'yu değerlendirebilirsiniz. Şu an Eto'yu gördüğünüz gibi. Eto uzaklardan vuruşları gerçekten sahaya kritik derecede tehlikeli. Torres yine ben Eto'yu atmak istiyorum ama yine Eto'ya geldi. Ters ayakla vurduk. Sol ayağıyla da Eto'nun yine başarılı bir, yine zor bir pozisyondan ayak dışıyla, evet ilk defa kaçırdık. Seedorf o da çok güzel gol atıyor bu arada. Hem defansif anlamda hem ofansif anlamda gerçekten Seedorf da tam bir kara yılan. Evet oradan ikisi de kaçırdı. Şöyle birazcık daha uygun pozisyona girmek istedim. Yine çalımı ben, bu benim hatamdı. Şöyle Eriksen'le bir topu dışarı bir atayım bakayım. Birazcık atraksiyon gelsin. Şöyle iki fark geriden maçı bir çevirmeye çalışayım. Bir motive edeyim kendimi. Yalnız benim evet top sürmelerde uzun zamandır bir eksiklik yaşadığımı söyleyebilirim. Bu maç tam anlamıyla sıçtım. Şöyle uzaktan bir şut çekiyorum Eto'yla. Evet Eto'nun gerçekten sağ ayağıyla vurduğunuz zaman şutları çok tehlikeli. Bir daha deneyelim. Leo'ya geldi. Leo zaten hiç kaçırma şansı yok ki Leo'nun ya. Leo gerçekten ciddi anlamda manyak gibi goller atıyor. Şöyle ters ayakla vurayım dedim ama Eto ters ayağı kullanmaktan kaçındığını fark ediyorum. Şöyle pas. Evet pasları da fena değil Eto'nun. Yani bu maçı satmış olabiliriz. Ama önemli olan size burada Eto'nun ne yapabileceğini göstermekti. Umarım Eto'nun ne yapacağıyla ilgili ufak da olsa bir fikriniz olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.